Abese suresinin 34. ayetinde geçen kişi o gün kendi kardeşinden kaçar ifadesindeki kişi kafir midir yoksa mümin midir? Evet. El mer'u ifadesinin belirli gelmesi kişi değil de belirli bir kişi olmasını gerektirir mi? Aynı surenin 42. ayetinde geçen işte bunlar hakikati inkar eden ve yoldan sapan kimselerdir ayeti 34. ayette geçen inkarcı kişiler midir? Hocam haddimi aştıysam özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Çok hoş bir sual. Şunu söyleyeyim. Makabline bakarsanız umumi, mabadine bakarsanız hususidir. Aslında ikisine de açık bırakılmış ki ibret alalım diye. El mer'udaki el lam-ı tarif iki manaya da gelebilir. Cins içinde olabilir, cins için, tür için. Tür içinse her kişiyi kapsar. Efendim yok marifelik içinse belli kastedilen bir kişiyi kapsar. Ama bu genel umumi alınması taraftarıyım. Çünkü hususisi için ayrı bir ayet var. Orada da umumi olduğunu izhar ediyor çünkü. Ne diyor ayet-i kerimede? El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaki. Harika. O gün, aslında bu ayetleri tefsir eden bir ayettir bu ayet. O gün, o gün can dostlar bile birbirine düşman kesilecekler, sadece müttakiler müstesna. Evet, müttakiler, illel müttakiler müstesna. Demek ki orada efendim yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibatihi ve bani. Aslında qu enfusakum ve ehlikum naran ve quduha nas. Yani o ayetle beraber de anlamak lazım. Baba evladından, evlat babasından, anne evladından, evlat annesinden kaçacak. Nasıl bir şey bu? Yani yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun. Sanki bana şöyle gelir o, korumadı mesela bir baba ve anne evladını ateşten. Ateşten korumadı. Şimdi evlat yana yana anne babasını arayacak. Bir yakasını eline geçirirsem. Şimdi çünkü koru demiş korumamış. Bana niye Allah'ı hatırlatmadınız? Bana niye efendim imanımı öğretmediniz? Bana niye ahireti öğretmediniz? Yani neyse işte o. Annesini baba, böyle bir günde anne baba ele geçmek ister mi? Onun için bu beyanda da anlaşılabilir diye düşünüyorum. Allahu alem, Allah en doğrusunu bilir.